رجال وأعصار، ومن أشلاء قتلانا يفيض النور والنار، ومن مطلول جرحانا يخط النصر ثوار. مقاومون مقاومون على الأشواك قد زالوا، فما هانوا ولا خانوا، على الأشواك قد زالوا فما هانوا ولا خانوا. نعد جراحنا صبرا لكي نحيا أعزاء، ونعلي مجد أمتنا، ونرسي الحق إرساء. دم الثوار هدان ومعطاء ومعطاء، دم الثوار هدان ومعطاء ومعطاء، مقاومون قد ثرنا في بركانا. ضحايانا نقدمها لوجه الله قربانا، ضحايانا نقدمها لوجه الله قربانا. لنا من جرحنا قبس يبدد ليل مسرانا، ومن أنات ثكلانا نصوغ المجد ألحانا. Açıkçası Şehragıp, seninle nasıl uzlaşacağımızı bilmiyoruz. Sen dışarıdayken bizi rahatsız ediyordun. Şimdi içeridesin, yine rahatsızız halkın yüzünden. Bu sizin sorununuz, benim değil. Şehragıp, senden isyanın durdurulması için sana tabi olanlara sesli bir mesaj vermeni istiyorum. Zavallısınız siz. Ne? İnsanlar için korku zamanı sona erdi ve uykularından uyandılar. Yaralarına basın ki size karşı daha gür haykırsınlar. Ben üzerime düşeni yaptım. Gerisi size kalmış. Kendini düşünmüyorsan, isyancı düşüncelerinle akıllarını çeldiğin o gençleri de mi düşünmüyorsun be adam? Onlar senin insanların, senin halkın. İnsanların söyledikleri benim sesim değil, Hakk'ın sesidir. O seslerin hepsi şerefli seslerdir. Sen tutuklu olmaktan mutlu musun? Bize yardım et ki biz de sana yardım edelim. Hapis sadece bizlerin hak kelimeye olan bağlılığını arttırır. Bedeli boynumun uçurulması olsa da. Sen hiç İmam Hüseyin bin Ali aleyhisselamı duydun mu? Hayır. Beni ve size karşı duran o insanları tanıman için onu okumalısın. Sana söz veriyorum, okuyacağım. Fakat sen insanların hapse girmesine engel olmayarak onlara zulmettiğini hissetmiyor musun? Farkında mısın bunun? Bu hapishaneler benim değil, sizin hapishaneleriniz. Bak, eğer siz insanları tutuklayarak onları susturacağınız hususunda ısrarcıysanız, bunun için binlerce hapishaneye 750 bin kadın, erkek, çocuk ve genci soruşturmak için bir birliğe, anne rahmindeki ceninleri sorgulamak için bir başka birliğe ihtiyacınız olacak. Çünkü annesinden doğan her bebek sizden nefret edecektir. Şeyh Ragıp'ın yerinde İsrailli bir ağam olsaydı selameti için duruşundan taviz verir ve dini değerlerini satardı.
Söyle bakalım. Saygı göstermeyi öğrendin mi, öğrenmedin mi? Size karşı hayır. Pislik. Gözün kör olsun. Yani bu hapishanede hoşuna giden kimse yok mu? Söyle bakalım. Özellikle de senden hoşlanmıyor. Bak. Hapishanede beni dehşete düşürebilen tek kişi sadece sensin. Güzel. Güzel. Aklıma bir şey geldi. Sana söyleyeyim. Bak bakalım neler düşünmüşüm. Şeyh Ragıp Harp. Andolsun Allah'ın öfkesi. Şeyh Ragıp Harp'a hakaret edenin üzerine olur. Allah ne yapacağını göreceksiniz ey köpekler. Yani eğer sen Allah'ın bizden intikam alacağından bu derece eminsen, bu bağırmalar, gürültü ve hakaretler neden var? Çünkü bu Allah'ın kanunudur. Şeyh Ragıp gibi temiz bir insan sizin gibi köpeklerin elinde, fakat Allah büyüktür. Bunu göreceksiniz ey domuzlar. Allah büyüktür. Allah büyüktür. Hacı, gerçekten bilmiyorum. Ali sağ salim çıkınca ona sorarsın. Yani bu paranın senin olmadığına emin misin? Bu kadar para nasıl benim olsun? Yeter Ebu Hüseyin. Şeyh İbrahim'in dediğini hemen yap lütfen. Parayı al. Ali çıkınca ona sorarız, olur mu? Allah'ın dilediğini izidir. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Gördün mü hacı? Bu ikram Allah'tan. Bizi kurtardı, şükürler olsun. Elhamdülillah. Gördüğün gibi İsrailliler tutukluların tünel kazarak kaçmayı düşünmesini engellemek için hapishane çevresini sağlam çitlerle kuşattı. Bu hat ne? Kaçışı engellemek için yer altına yaptıkları istinat duvarıdır. Bunu nasıl öğrendin? Çünkü duvarı yaparken bizi çalıştırdılar. Bunun anlamı tüneli buraya kazmalıyız. Kesinlikle. O halde kimse fark etmeden kazım işlerini yürütmek için uygun çadırı tespit etmeliyiz. O çadır belli. Albayavi kurdurduğu bir çadırı imada tahsis etti. Orada dilediği gibi resim çiziyor. Avi sanatçı ve sanata ilgi duyar mı oldu yoksa? Hayır, mesele bu değil. O halde nedir? Albay, İmad'ın çizdiği tabloları alıyor ve işgal altındaki Filistin'e satıyor. İmad istediği tabloyu geciktirirse vay haline. Yavaş, yavaş. İn, arabadan in. İn çabuk. Şuradaki tümseyi görüyor musun? Git oraya. Ben mi? Evet, sen yürü hadi. Yürü. Thank you.
Yürü! Kaybol! Defol git buradan! Defol! Ali kardeş, benden ne istiyorsan yapmaya hazırım. Senden çok sayıda çadır kazığı, banyolarda kullanılan demir uçlar, kaşık ve tabak istiyorum. Eline ulaşmış bil. Eğer bir de demir kesme makası bulursan harika olur. O da var. 3 ay önce banyoların inşasında çalışan bir işçi unuttu. Onu bugünler için sakladım. Onu sana verebilirim. Yetenek sahipleri gün gelir, bu yeteneğin karşılığını görür. Ama benim yeteneklerim hayatımı yerle bir etti. Neden? Albay Yavi'nin altın yumurtlayan tavuğu bırakması mümkün değil. Suçlu sensin, Allah seni affetsin. Ressam olduğunu söylemesen olmaz mıydı? Sanki ben mi söyledim? Ben resim çizerken Avi aniden çadırıma girdi. Resimlerim hoşuna gitti. Sonra resim çizmem için bana bu çadırı verdi. İnşallah yakında özgürlüğüne kavuşursun. Selamün aleyküm. Ve aleyküm selam. Bak Salih, bu çadır tünel kazmak için uygun mu? Evet, uygun. Çok iyi. O halde seninle çalışacak gençleri 4 gruba ayır. Her grup 6 saat çalışacak. Kazı aralıksız sürecek, tamam mı? Peki kazdığımız toprağı nasıl gizleyeceğiz, söyler misin? Büyük bir kısmını çevredeki çadırlara dağıtacağız. Bir kısmını örtülerle taşıyarak tuvaletlere atacağız. Ne zaman başlamalıyız? Hemen şimdi. 10 dakikaya kadar gençler gerekli malzemeleri getirir. Kazıya buradan başlayacağız. 60 santimetre indikten sonra toprak zemine varıncaya kadar devam edeceğiz. Daha sonra da... Daha sonrası yok. Burada kazmayı bırakacağız. Ama böyle yaparsak firar esnasında askerler bizi fark eder. Eğer firarı gece gerçekleştirirsek asla fark edilmeyiz. Neden devam etmiyoruz? Bu daha iyi değil mi? Hayır. Fark edilmemek için daha fazla gecikmek istemiyorum. Hadi kalk. Böyle köyüne bakmaya devam mı edeceksin? Hadi kalk. Hadi ya bahar hadi. Tavalna bi gaybetna. Huba'da emmil hanuni. بتشمشم بمخدتنا وهدي يا بحر هدي طولنا بغيبتنا وبعد ام الحنوني بتشمشم بمخدتنا ووصلي سلامي يا نجوم عالبنادق بالكروم وبعد الفراش بتحوم وعليك يا امي طولنا بغيبتنا وعليك يا امي طولنا بغيبتنا Paris'i ödüllendirmeyi mi öneriyoruz? Hak ediyor. Bu önerin bana çok tuhaf geldi. Bize çalışan en iyi casus olarak görüyorum. Bunu kabul ediyorum. Ama çalışmalarını artırmasını istiyorum. Peki efendim. Bu arada Cipşit'ten ne haber? Büyük bir devrimin başlayacağını düşünüyorum. Haberler böyle. Onu tutuklamanın bir yararı olmadı yani, öyle mi? Tutuklanması büyük bir kargaşaya yol açacak. Lanet olsun. Ne yapacağız bu adamı peki?
Serbest bırak. Bir kez daha zafer kazandı. Nasıl bir adam bu? Şehragıp'ı serbest bıraktılar. Evet. Serbest kalacaksa tutuklamak için neden bu kadar uğraştık? Bu durumun bizimle ilgisi yok. Efendim, onu biz değil, Güney halkı serbest bıraktı. Masayı başımıza çevirdiler. Oh, ve onun gibiler oldukça bize hiç huzur yok. Sözleri kurşundan da yakıcı, mümkün değil. İnanılmaz. Dün akşam 3 saat süren bir toplantıdaydım. Eve döndüğümde toplantıya dair bir şeyler hatırlamaya çalıştım ama hatırlayamadım. Neden? Çünkü aklımda sürekli sen vardın. Böyle yapma Necva. En önemli şey iştir. Toplantının konusu halkı göçe teşvik etmekle ilgiliydi. Neden göç etmelerini istiyorlar? Halk intifadasından kurtulmak için. Böylece istedikleri projeyi uygulayabilecekler. Konu ne olursa olsun önem vermelisin ki Şlomo'yla sorun yaşamayasın. Benim için mi endişeleniyorsun? Bunu sormaya gerek var mı? Telefonda benimle konuşmak istediğini söylediğin konu nedir? Kızarsın diye haber vermekten korkuyorum. Benimle mi ilgili? Belki hayatım boyunca böyle bir fırsat ayağına gelmez. Ne fırsatı? Hastalığın üzerine ihtisas yapan Lübnan asıllı Amerikalı bir doktor var. Evet. Nadia senin durumunu doktora iletti. Doktorun tedavisi %100 sonuç veriyor. Durumumu Nadia mı doktora iletti? Hikayemi Nadia'ya mı anlattın? Üzgünüm. Suç sende değil. Sana güvenen ve sana anlatan bende. Faris, lütfen. Gözümden kaybol. Artık hayatın boyunca beni göremeyeceksin. Faris, lütfen beni affet. Gözümden kaybol dedim sana. Faris lütfen gitme Faris. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Salat ve selam yaratanların en şereflisi Efendimiz Muhammed ve Ehl-i Beytinin üzerine olsun. Dün kardeşlerimizden biri günde 2 saat ders vermemi önerdi. Herkesin önünde sorularınızı yanıtlayacağım. Böylece sadece soruyu soran değil, herkes istifade etmiş oluyor. Allah'a sığınıp ona tevekkül ettikten sonra bugün derslere başlama kararı aldım. Umarım hepimiz için faydalı olur. Sorusu olan var mı acaba? Ben. Buyur bakalım. Bazen şeytan dua konusunda vesvese veriyor. Kendi kendime çokça dua etmeme rağmen Allah neden kabul etmiyor diyorum. Bu soru Ehl-i Beyt imamlarından birine de soruldu. Şöyle yanıt verdi.
Çünkü kalbiniz 10 şeyde öldü. Allah'ı tanıdınız fakat hakkını eda etmediniz. Ona itaat etmediniz. Kitabını okudunuz ama onunla amel etmediniz. Resulü sevdiğinizi iddia ettiniz ama onun sünnetine tabi olmadınız. Şeytana düşman olduğunuzu iddia ettiniz ama ona itaat ettiniz. Allah'ın nimetlerini yediniz ama şükretmediniz. Cennetin gerçek olduğunu söylediniz ama onun için çalışmadınız. Cehennemin gerçek olduğunu söylediniz ama ondan kaçınmadınız. İnsanların kusurlarını araştırdınız ama kendi kusurlarınızı unuttunuz. Ölümün gerçek olduğunu söylediniz ama ona hazırlanmadınız. Ölenleri gömdünüz ama ona itibar etmediniz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Efendim, size Şeyh Abdülkerim Ubeyd'in selamını getirdim. Seyit Abbas'ın sizi görmek için buraya geleceğini, sizinle tam olarak nerede buluşacağını sormamı istedi. Benden de selam ilet. Seyit Abbas'la görüşmemizin Şeyh Abdülkerim'in evinde olacağını söyle. Hayırlısı inşallah. Bu hafta cuma namazını kıldıramayacağı için yerine sizin kıldırmanızı istedi. Tamam, inşallah. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Şeyhi inine geri döndürdünüz. Binlerce kişi karşılamaya çıktı. Elimizde başka seçenek yoktu. Kavganın ilk turu da o kazandı ama. Bizi geri adım atmaya zorladı. İşler bizim istemediğimiz bir noktaya varmadan önce ne yapabilirdik ki? Cemşit'te başlayan isyan köyün sınırlarını aştı ve tüm Lübnan'a yayıldı. Peki hükümete ne söyleyeceksin? Konuyla ilgili rapor istediler. 17 gün tutuklu kaldıktan sonra halkın baskısından ötürü serbest bıraktık mı diyeceğim. Senin de hükümetinin de canı cehenneme. Gücü yetiyorsa Sharon gelsin ve Şeyh Ragıp'ın tutuklanmasının yarattığı ateşi söndürsün. Onu değil kendimizi düşündüğümüz için serbest bıraktık. Şeyh Ragıp geri döndüğü gibi senin terfi işleminde geri dönmüş oldu. Yeter! Yeter! Kendine değerli başka bir av ara. Belki terfi olursun. Buyur. Bu ne? Bu senin maaş ve ödülün. Ben bunları kendim için değil, senin için istedim. Emin misin? Elbette. Dinle Faris. Eğer bu konuyu başkasına anlattığını duyarsam bedelini çok ağır ödersin. Rahat ol, asla kimseye anlatmam. Ama tehditlerinden ötürü değil. Sana söylediğim gibi benimle iş yapmanı istiyorum. İş diye başımın etini yedin ama hala işin ne olduğunu açıklamadın. Zamanı yaklaştı. İşe başlamaya sayılı günler kaldı. İşte bu İsrail paramparça ettiğimiz bir vehimden ibarettir. Kanımız ve canımız pahasına mukaddes topraklarımızdan defoluncaya kadar direnişe destek olmalıyız. Ülkemizi korumak için anlaşmaya imza attıklarını söyleyenlere sözümüz şudur. Sizler acizsiniz. Zayıf olan, şart dayatan değil, şart dayatılandır. Bilin ki biz yarım çözümü kabul etmiyoruz. Yarım çözümü asla ve asla kabul etmiyoruz. Hem bize hem de
düşmana el uzatanlara sözümüz şudur. Ya tamamen bizim yanımızda ya da düşmanın yanında durun. Tekbir! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Tutsaklar neden senin etrafında toplanıyorlar? Bir genç soru sordu, ben de cevabını verdim. Soru ve cevap. Bu şekilde gençleri etrafında mı topluyor? Olan biten bu. Sorunun konusu neydi? Bize savaş mı ilan edeceksiniz? Hayır. O halde soru neyle alakalı? Dua ve kabulü. Ha. Allah'a mı dua ediyorsunuz? Eğer Allah'a ise kabul etmeyecektir bunu. Çünkü Allah bizi yarattı. Biz seçilmiş bir halkız. Müzik.
Uygun bulduğunu yap. Hapishanede kargaşa istemiyorum. Sana uygun bulduğunu yap diyorum. Olaylar dindikten sonra durumu hemen bana rapor edeceksin. Hemen çadırına dön. Senden bir şey dinlemek istemiyorum. Hadi gözümden kaybol. Hadi! Gözü kör olasıca yürü! Bu görüşme sizi rahatsız etmiş gibi görünüyor efendim. Yedinci kampta olaylar çıkmış. Gerçekten garip. En sakin ve en az olay yaşanan kamp orasıydı. Bu benim canımı sıkıyor. Salim'i itirafa zorlamalısın. Daha fazla vakit kaybetme onunla. İlgilenmemiz gereken başka işlerimiz de var. Peki efendim. Bana öyle geliyor ki anarşistler bu tarlada pusu kurmuş. Devriye onları nasıl görmemiş? Sanırım nehir onları aldatmış efendim ve böylece tuzağa düşmüşler. Onlar çatışmış ve geri çekilmeye zorlanmış. Sonra da silahları bırakıp gitmişler. Silahları toplayalım mı efendim? Evet, toplayın ve incelemeye gönderin hepsini. Silahları toplayın ve arabaya koyun. Merhaba. Merhaba Betül, buyur gideceğim. Teşekkür ederim, acelem seni var. Seni biri gördü mü? Hayır. Yeni bir şey var mı? Grup operasyona hazır. Yani Nasır'a haber vermeliyim. Ona iletmen için sana geldim. Para hazır mı? Her şey hazır. Fakat Betül, ben bir damla kanın daha yakmasını istemiyorum. Kan görmeye artık dayanamıyorum, inan bana. Hayırlısı inşallah. Hazırladığımız plana göre kan dökülmeyecek. O halde Nasır'a haber vereyim. Silahları teslim alacağımız zamanı da mekanı da size bildiririm. O halde anlaştık, tamam. Selametle kal. Betül, hala evden uzakta mısın? Başka imkanımız yok. Sana nerede kaldığını sormayacağım. Sadece kendine dikkat etmelisin. Görüşmek üzere. Selametle kal. Gerçekten çok iyi Betül. Sana bir haber ulaşırsa hemen bana ilet. Fakat dikkat et, benim bu konuyla ilgili bir alakam olduğunu hiç kimse bilmeyecek. Açıkçası hacı, sizin için endişeleniyorum. Ön planda olmanızı istemiyorum. Bereket gençlerde, bu konu benim için çok önemli. Bu meseleyi başkasına bırakamam. Parayı babana ulaştırabildin mi? Teyzemin kızı Zeynep'e ulaştırdım. Allah Ebu Hüseyin'e şifa versin. Sana verdiğim süre sona erdi. Artık bitti. Keşke işkencenin sona ermesi için sana söyleyeceğim bir şey olsaydı.
Ama bir gün Ali'nin sizi oynadığı oyunu göreceksiniz. Ve benim de ne kadar şerefli biri olduğumu. Bana söyleyeceğin son sözün bu mu? Güzel. Pekala. Alın bunu! Aşağılık herif. Konuşmamız lazım, sinirlenmeden. Eğer mevzu Farisse ne beni ne de kendini üz, tamam mı? Olsun hacı, beni dinlemeni istiyorum. Hayır, dinlemiyorum. Gözümden ve kalbimden düşen bu çocuğu duymak istemiyorum. La havle ve la kuvvete illa billah aliyyil azim. Başlangıçta direnişe girmek ve İsrail'e karşı savaşmak istiyordum. Onu alıkoyan bendim ben. Fakat onun durumu nasıl bu şekilde aniden değişti? Paranın onu bu kadar değiştirmesini aklım alıyor mu? Şekli bile değişti, şekli bile. Hacı, diyelim ki şeytan onun aklını çeldi. Senin onu kurtarman mı yoksa terk etmen mi doğru? Tabii ki kurtarmamız ama bir şartla. O da düzelmeye meyilli olmalı. Belki bunu istiyor ama gücü yetmiyorsa. Ona yardım edebilmem için benimle konuşmalı. Olanları anlatmalı. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Nasılsın baba? Faris, baban seni affetmeye hazır ama yaşadıklarını anlatmanı istiyor. Önemli olan bana inanması. Eğer doğru konuşursan sana inanırım. Allah'a and olsun. Ben hiçbir zaman İsrail'e casus olmadım ve olmayacağım da. Allah aşkına söyleyin gençler. Fotoğrafçı olmayı hak etmiyor muyum? Bundan daha iyisini de yapabilirdin. Hacı Yasin'in senden istediğini yapıp yaralanmasından sonra Siyonistlerin yaşadıklarına odaklanman gerekirdi. Bugün yaşananlar olacak şey değil. Batı'da da bir ay önce benzeri bir eylem düzenlenmişti. Şimdi de bu eylem. Neden peki? Anarşistlerin bıraktığı silahlara karşı dikkatli olmaları hususunda askerlerimizi uyarmıştık. Neden bu ihmal ve karışıklık? Sebebi ne? Söyle bana hadi. Selam Salim kardeş, neyin var? Benden uzak dur. Başıma gelenlerin sebebi sensin. Allah seni affetsin. Senin için kaygılanana bunu mu reva görüyorsun? Nasıl gidiyor Raci? İyi gidiyor. Devam edeyim mi? 15 santim daha devam et. Peki, tamam. Benim için bir çözüm bul. Her şeye tahammül ederim ama babamın öfkesini asla. Biraz sakin ol Faris. Allah kimseyi çaresiz bırakmaz. Sorun onun öfkesinden korkmam değil.
Benim yüzümden ona bir şey olmasından korkuyorum. Dün kalp krizi geçirmek üzereydi. La havle ve la kuvvete illa billah. Her şeyi hesapladık ama bu küçük şey aklımıza gelmedi. Her neyse. Eğer senin bir önerin varsa kardeşlere iletebilirim. Bu sorun başladığından beri bir çare arıyorum. Ama henüz bir sonuca ulaşamadım. جراحنا صبرا لكي نحيا أعزاء ونعلي مجد أمتنا ونرسل حق إرساء دم الثوار هدار ومعطار ومعطار دم الثوار هدار ومعطاء ومعطار مقاومون قد ثرنا في بركانا ضحايانا نقدمها لوجه الله قربانا ضحايانا نقدمها لوجه الله قربانا لنا من جرحنا غمس يبدد ليل مسرانا ومن أنات ثكلانا نصوغ المجد ألحانا